Tam bir şey yapmıyorum. Bak böyle bakıyorsun, sonra diyorlar ki sanki zorla mı seni tutuyorum gibi. Ay heyecanlandım yine. Dımdı. Bir de saçımı açayım. Örsün, arkamda yatak var. Evet. Başlıyorum. Aloha. Bu üçüncü açılışım. Tam olarak iki kez daha önce açılış yaptım. Ama şöyle, bugün 15 Kasım Pazar günü. Şimdi bu videonun, yani bu 30 günlük seri videosu mu oluyor bu, ne oluyor? 30 günü anlatan bir videonun amacı ve anlamı şu. Biliyorsunuz zaten hani son zamanlarda özellikle minimalizm düzenleme videolarıyla kıyafetlerimi de olabildiğince daha da azaltıyorum. Yani çok eşya beni mutlu etmiyor açıkçası. Hani evimde de böyle alan istiyorum. Ve yani benim en zorlandığım kısımlardan biri kıyafetler, cüzdanlar, ayakkabılar falan olduğu için ki çoğunu da verdim. Bu böyle ikinci parti. O yüzden onu zaten hani siz de bana arkadaş oluyorsunuz, görüyorsunuz yani o videolarda beraber düzenliyoruz. Bu videonun amacı 30 gün boyunca olabildiğince tutumlu olup para biriktirmeyi öğrenmem daha da. Çünkü bu konuda çok iyi olduğumu düşünmüyorum. İkincisi de kıyafet almamak. Yani çorap dahi olsa hiçbir kıyafet almamak istiyorum. Bunu 30 gün gerçekten yapabilmek istiyorum. Geçen haftalarda, yani bu işte bir önceki hafta, hani Deli Kasım mı deniliyor ona? 12 Kasım, 8-12 Kasım mı? 9-12 Kasım böyle hani bütün influencerlar deli gibi linklere boğdu falan ya bizlere. Ve benim de özellikle hani sevdiğim birkaç kişi var. Hani onlardan böyle link verdiklerinde bakıp bu benim tarzıma çok uygun diye aldım. Onlar da sağ olsunlar bayağı bir özellikle böyle kazak, kıyafet linki verdiler. Ben de bir güzel bütçemi aşarak bir şeyler aldım. Ve kızdım sonra biraz kendime. Hani böyle vurmadım, dövmedim ama yani neden dedim. Ne amacı vardı, ne mana dedim. Bir tane böyle şey, kazak düzenleme videosu çekeceğim sizlerle. O video zaten yayında olur. İlk onu izleyin derim ve yayına girmişse de şuralara bir yerlere koyarız. Çünkü orada benim ne kadar bazı konularda deli olabileceğimi göreceksiniz. Buna şahit olacaksınız. Yani bir insanın bu kadar kazağı olur mu? Olur. Eski istifçiyim diye boşuna demiyorum. Ama ben kimseyi yargılamıyorum. Kimse de beni yargılamasın diyorum o yüzden. Çünkü herkesin yolculuğu kendine. Zaten bir karar vermişim. Ve bu kararı da sizlerle beraber sürdürmek istiyorum. Böyle hani bu şey gibi, nasıl diyeyim? Bir yerde aslında tabii günlük tutmak diyeceğim ama videoyla günlük tutmak gibi olacak bu 30 günlük seri. Bir de tabii hani sizinle paylaşacağım bir günlük olacak bu. O yüzden hani böyle her gün, gün be gün, bugün şunu aldım, bugün bunu aldım, bugün böyle diye değil. Yoksa çok uzun olabilir çünkü video. Bir de bilirsiniz ben zaten çok az ve öz konuşurum yani her zaman. O yüzden böyle 2-3 günde bir açarım videoyu diyorum. Genel olarak ben zaten hani eve alışveriş, hani yiyecek ya da içecek alışveriş, işte sodadır, ne bileyim. Su zaten arıtmadan kullanıyorum. O yüzden suya artık bir ücret ödemiyorum. Hani böyle benim ihtiyaçlarımı karşılarım. Kedi köpek maması mesela. Onlar benim için önemli. Ama onun dışında ne aldıysam onları sizlerle paylaşacağım. Söz veriyorum. 30 günün sonunda bakalım başarılı olabilecek miyim? Buna siz de şahit olacaksınız. Size de biraz belki böyle ilham olur ya da böyle destek olur. Nasıl almak isterseniz diye de düşünerek bu videoyu sizlerle yapmak istedim. Bu kadar alarak, tam sıfır adet alarak bu ayı, yani 30 günü kapatabilecek miyim, hep beraber göreceğiz. Tekrardan macera başlasın diyorum. Aloha. Bugün 18 Kasım Çarşamba ve 3,5 saat. Şuraya bakıyorum. Kendime şey yapıyorum, sesli hatırlatıyorum. 15 Kasım'da başladım yanlış hatırlamıyorsam. Yani ne oluyor? Evet, pazar günü başlamışım. Çünkü ilk pazar günü aldıklarımı yazmışım. Şimdi ne kadar onu söylemeyeceğim. Çünkü hani o kadar ona para verilir mi, bu kadar buna para verilir mi gibi gibi. Çünkü ne bileyim,
20 lira bile kimine çok gelebilir, kimine az gelebilir. Hani bunlara böyle mal vermek istemiyorum. Böyle yorumlar da almak istemediğim için hiç hani şu kadar tuttu, bu kadar tuttu gibi şeylere girmeden ne aldığımı söylüyorum. Şimdi 15'inde, yani hangi gün oluyor? İşte 15 Kasım Pazar günü bir tane internetten ev terliği aldım. Onu almamın sebebi de zaten ev terliğim yoktu. Yani olanlar çok eski. Böyle rahat pofuduk bir ev terliği alıyordum. Bir onu aldım. Köpeğime, benim canım böyle sokakta baktım, çok tatlı bir köpeğim var. Ona mama aldım. Bir de bir tane yüz kremi aldım. 16'sında aldıklarımı söylüyorum. Getir'den biraz alışveriş yapmışım. O ev için zaten. Bu arada her gün kahve içiyorum. Onu yazmışım kendime. Her gün ben bir tane ya da iki tane kahve içiyorum. Yani evet, öyle bir harcamam oluyor. Aslında kahve, ama kahvesiz de kalamam ya. Evde demliyorum arada. Ama hani dışarıda böyle cortado'dur, flat white'dir, latte art'lı böyle içilen kahvelerin yerini tutmuyor. Ne yapayım? Bir de çok sevdiğim bir kafe var burada yakınlarımda. Çok tatlı, arkadaşlarımın çalıştığı işte falan. Neyse, bunun yanı sıra iki kedim var zaten artık. Biliyorsunuz herhalde, Lucy'yi veterinere götürdüm. O bayağı tuzluydu. Ama yıllık işte kontrolleri yapıldı. Hani artık böyle her yıl bir kere götürüyorum hani o yıllık kontroller için. O da gerekli. Bunun yanı sıra sokakta baktığım, hani ben hep kedilere, köpeklere mama veriyorum. Onlar için böyle internetten genelde mama alıyorum. Bu arada hani sizin de öneriniz varsa işte şu, ama ben 15 kiloluk alamıyorum arkadaşlar. 15 kiloluk çünkü evime koyamam ve koku yapıyor. O yüzden böyle 1 kiloluk alıyorum paketler. Ama uygun fiyata aldığımı düşünüyorum. Sizin de öneriniz varsa 1 kiloluk şuradan alabilirsin falan filan diye açığım. Bunun yanı sıra dışarıdan... Yok, yemek almıştım. Yani dışarıdan almıştım dediğim, işte süpermarketten alışveriş yapmıştım. Bir de yine kedi maması almışım. Dün de yine bir cilt bakım ürünü almışım. Ama bunlar uzun zamandır aklımda olanlar. Bakın, sadece ev terliği dışında hiç kıyafet alınmadı 3 gündür. Böyleli güzel bir gün olsun. Ben yine 2-3 gün sonra sizlerle zaten paylaşırım. Ve bakalım nasıl olacak. Şimdilik görüşürüz. Ufak çaplı bir mama kavgası yaşandı aşağıda. Bu arada şuraya bakacağım. Şuraya bakacağım. Buraya bakacağım. Şimdilik bugün 21 Kasım. Ben bilmiyorum, bir hafta oldu galiba başlayalı bu sürece. Şimdi 17 Kasım'da cilt bakım ürünü almışım. Yani ben Kore cilt bakımına bu aralar gerçekten kafayı taktım diyebilirim. O yüzden böyle bir hyaluronik asit ürünü aldım. Aynen, hyaluronik asit miydi o? İsimleri de daha da iyi öğrenmem lazım ama evet ya, hyaluronik asitti diye hatırlıyorum. Bir de güneş kremi aldım. Güneş kremi zaten bilenler biliyor, olmazsa olmazlardan. Bu arada böyle buraya tünedim. Tündüm ne? Tünedim çünkü saat 5 gibi ve de ışık en iyi burada. Neyse, cilt bakım ürünü bunları aldım. Bunun yanı sıra Getir'den bir alışverişim olmuş. Yemek siparişi vermişim. Bir de tabii ki de sokak kedilerine biraz mama söylemişim. 18 ve 19 Kasım'da kahve dışında hiçbir harcamam olmamış. Sadece kahve içmişim. Yani işte para harcama babında o iki gün kahve dışında harcamamışım. 20 Kasım'da, yani dün, kendime kahve aldım. Bir de bir arkadaşıma bir kahve aldım. Bir de işte iki kemik falan aldım. Yani tarçın. Tarçına diyorum ben de, hani hem tarçın hem sokak köpeklerine gibi düşünebilirsiniz. Bir de annemin iki köpeği var. Neyse, kemik aldım. Bir de kahve aldım. Bugün sadece sokak kedi ve köpeklerine mama aldım. Yani zaten benim kahve ve sokak kedi köpeklerini besleme ücretim, yani daha doğrusu ödemelerim bu aralar birazcık acık şu kadarcık zorluyor. O yüzden Joy, benim konuşasım var. Hiç kimseyle konuşmuyorum gerçekten ya. Yani Joy ve Lucy ile ve Tarçın'la geçiriyorum bu süreci. Tabii ki de bazı arkadaşlarımı görüyorum çok arada. Ve ama bayağı dikkat ediyorum bence ben. Anneannem ve dedem de çünkü hani görüyordum ara ara. Özellikle onlar için. Neyse, böyleli bir süreç oluyor işte. Konudan konuya. Kafam biraz belki dağınık olabilir. Joy da oradan beni dinliyor. Bir dakika göstereceğim. Joy, varsa yoksa size çalışıyorum ben. Sana ve arkadaşlarına. Hı? Çalışıp size mama alıyorum değil mi? Bak, bir şey söyle. Bir teşekkür et be bari. Tipi bakın ya. Ne yapıyorsun? Yepyeni bir günden aloha. Az önce baktım, sizi 21 Kasım'da bırakmışım. Bugün pazartesi ise
Cumartesi günü demek ki size en son güncellemeyi yapmışım. Söz verdiğim gibi 2-3 günde bir zaten sizi güncelleyeceğim. Çünkü önem veriyorum bu konu. Yani benim için de önemli. Belki aranızda yapmak isteyenler olur. Belki bu konuyla hani kıyafet almamak ya da tutumlu olmakla ilgili böyle düşünenler olur. Tabii ki de ben kayda başlayınca Joylogy'si de oyuna başlıyorlar. Neyse ya da başka bir konuda belki siz de böyle yol almak istersiniz. O yüzden hani sizin de kendinizi böyle bir yola çıkarsanız bence güncellemeniz çok önemli. Şimdi bugünün konusuna gelecek olursak. En son 21 Kasım'da ben ne aldım? Size ondan bahsedeyim. O gün zaten herhalde söylemiştim. Yani o videoyu güncellediğimde, sizi updatelediğimde diyeyim. Kedi köpek mamaları almıştım sadece o gün. Onun dışında hiçbir şey almadım. Dün bir kahve, bir su satın aldım. Bir de süpermarketten alışveriş yaptım. Bir de eve böyle taze sebze falan getiren böyle internetten bir yer buldum. Bunu birkaç, yani daha önceden de duymuştum bir şekilde, hani bildiğim ama denemediğim bir yerde. Oradan sipariş verdim. Bilmiyorum yani, merak ederseniz bunları aslında sizlerle Instagram'da paylaşabilirim ama bilmiyorum ya, böyle hani merak ederseniz hani sonuçta. O öyle. Onun dışında bugün de sadece kahve aldım. Bugün daha başka alışveriş yapar mıyım bilmiyorum ama şuna çok dikkat ediyorum. Siz de biliyorsunuz ki ben 15 Kasım'da başladım. Neredeyse 10 gün olacak. O terliği size göstereyim. 10 gündür sadece kendime ev terliği aldım. Onun dışında ne kıyafet, ne böyle ne bileyim üst, ne alt, hiçbir şey almadım. Bir terlik, onu da göstereceğim size. Şimdi aldığım tek şey şu oldu. Bayağı da sevdim. Böyle pofuduklu hani ev terliği. Bunun dışında nasılsınız? Gerçekten umuyorum ki iyisinizdir. Ama biliyorum ki hasta olanlarımız var. Böyle bir an önce iyileşmenizi ve bol şifalar, böyle bir an önce bomba gibi hissetmeniz için enerji yolluyorum size diyebilirim. Umarım tez zamanda hasta olanlarınız varsa iyileşirsiniz. Şimdilik bu kadar olsun o zaman. Ben ya 2 gün sonra ya 3 gün sonra ya da belki de 4 gün sonra sizi yine update'lerim. Ay, update'lerim de böyle şey oluyor. Hani İngilizce kelimeler araya sıkıştırıyormuş gibi oluyor. Ben de çok sevmiyorum. O yüzden haklısınız. O ne öyle falan diyorsanız. Sizi yine güncellerim diyeyim tamamen bir Türkçe kelimemizle. Dedim ya, ben yedim kafayı yani. Neyse, iyi bir şey ya. Bazen de delirmek gerekiyor yani. Her zaman da çok mantıklı olacak halimiz yok. Değil mi? Biraz daha yaklaşsam mı? Ne yapsam? Aloha! Bugün 26 Kasım Perşembe. Benim saçlarım yine dümdüz. Yani hiçbir şekilde dalgalanmıyor. İnce telli ve düz bir saç yapım var. Ben güncellemeye geldim sizi. Ve en son 23'ünde işte sizinle paylaşmışım ne oldu ne bitti diye, son birkaç gündür. Aradan tabii birkaç zaman geçmiş. En son dediğim gibi 23'ünde bıraktım. O gün kahve almışım. 2 tane kendime, bir tane arkadaşıma ısmarlamışım. Yemek sepetinden yemek siparişi vermişim. Bir de o kadar o günde. 24'ünde yani salı günü Getir'den sipariş vermişim. Yine kahve almışım. Ben şeyleri de not ediyorum. Hani böyle yolda gördüğüm birine bir para verirsem, 5 lira, 10 lira, 20 lira neyse önemli değil. Hani onları da yazıyorum. Sonuçta o da bir hani harcama oluyor. Yani sizin cebinizden çıkan her neyse yazın derim. Bu arada umarım müzik sesleri rahatsız etmez. Bu aralar çok müzik sesi oluyor. Sokakları dolaşıyorlar. Ay çok güzel. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Tamam. Dağıtmıyorum, sapıtmıyorum. Gayet buradayım. 24'ünde yani salı günü Getir'den bir siparişim olmuş. Bunun yanı sıra 3 kahve almışım. Dediğim gibi hani birine ben yani mendil bir şey için hani böyle bir para veriyorsam onu da yazıyorum. Onun yanı sıra kedi maması almışım. Dün yani 25'i hiçbir şey almadım. Ve bugün de ne yapmışım? Kiramla ilgili bir ödeme yapmışım. Eyeliner almışım. Bir tanecik eyeliner söyledim. Sipariş verdim. Maske siparişi verdim. Maske aldım.
Bunu da kendime almadım, anneme söyledim. Yani o işte annemde de bir yani annemin evine söyledim kısacası. Neyse bir de mama siparişi zaten veriyorum. Arada yani bugün kaçıncı gün oluyor? 15'inde başladıysam bugün 26'sı 11. günümdeyim. Bir ev terliği ve eyeliner dışında hala hani almadım öyle yani fuzuli bir harcama yapmadım bence. Benim zaten çoğu harcamam belirttiğim gibi ve herhalde 30 gün 40 gün boyunca hep bunu söyleyeceğim. Kedi köpek mamalarına ve de kahveye ve de tabii ki de evin özellikle hani temizlik ihtiyacı da oluyor ama öncelikle yiyecek ihtiyacıma gidiyor harcamam. Böyle arkadaşlar bir 3-4 gün sonra yeniden sizi bilgilendiririm, güncellerim. Ben biraz bu müzikte dans edeyim o zaman. Hala çalıyor, duyuyor musunuz? Aloha! Wow, çok enteresan. Bakar mısınız ring light'lı? Light'la. Allah'ım tarçın zaten susmuyor. Yalnız ring light'ı gördünüz, beni göremiyorsunuz. Olsun. Şimdi size en son bıraktığım yer 26 Kasım. Bu videonun konusunu artık biliyorsunuz. Birkaç kere tekrar ettiğim için yeniden tekrar etmeyeceğim. 26'sı dahil bugün 1 Aralık arkadaşlar ve ben 15 Kasım'da başlamıştım. Aynen. Bunu ya 30 günlük bir video yapacağım ya da 40 günlük bir video yapacağım ama büyük ihtimalle 40 günlük olursa çok uzar diye 30 günde bitiririm diye düşünüyorum. Yine de bakalım belki böyle iki partide yayınlarız. Bilmiyorum artık. Bakalım kafama nasıl eserse, nasıl artık içimizden gelirse. Şimdi 26 Kasım'da zaten kiramı ödemişim. 27'sinde anneme bir şey almışım. Cilt temizleme jeli aldım. Onun yanı sıra Migros'tan alışveriş yapmışım. 28 başka da bir şey almamışım. 28'inde de Getir'den bir alışverişim olmuş. Bunun yanı sıra ne aldım? Ben bir şey daha aldım. Ha bir de kahve alıyorum. O yani onları yazmayı unuttum bence. Çünkü hani genelde ya her gün ya da iki günde bir işte bu bizim mahallemizin kahvesinden kahve alıyorum. Ay bu açı çok değişik geldi bu. Neyse. Bunun yanı sıra 29'unda sadece ama sadece kahve almışım. İki kahve dışında hiçbir harcamam olmamış. Ve dün mum aldım. Şimdi internetten mum aldım ama bunu biraz size bir söylemek istiyorum, açıklamak istiyorum. Tea light mumları ben çok seviyorum. Ben zaten mum çok seviyorum genel olarak. Ama birkaç yerde okudum bu mumlarla ilgili. Şunu şuraya koyacağım bir dakika. Birkaç yerde okudum. Şimdi normal böyle kokulu mumlar, benim çok sevdiğim işte çilek kokulu, lavantalı, vanilyalı falan bildiğiniz o mumlar sağlığa çok zararlıymış. Ve özellikle söndükten sonra da hani böyle is gibi bir koku bırakıyorlar ya havada. Onu baya baya zararlı dediler. Öyle okudum zaten birkaç yerde de. Ve Kanadalı özellikle bir YouTuber'ı takip ediyorum. O baya holistic remedies veriyor böyle. Yani çok şey, nasıl diyeyim, organik olmaya özen gösteren biri diyeyim kabaca. O böyle bal mumunu çok önermişti falan filan. Ama ben bal mumuna baktım. Çok pahalı arkadaşlar. Gerçekten bayağı pahalı yani. O tea light'lardan 10 tanesi 40 TL yazıyordu. Ve ben o kadar vermek istemedim. Bir de hadi onu aldığım zaman hemen sönüyor. Hani doğaya iyi biliyorum ama ben balmumu o kadar çabuk sönen bir şeye de o kadar açıkçası para vermek istemiyorum. O yüzden bu mum konusunda arayıştayım. Hem bu tea light'lardan istiyorum. Hani böyle bize zarar vermeyen ve doğaya daha yararlı olabilecek, bilmiyorum ne olabilir. Bunun yanı sıra da tabii ki de makul fiyatlı olması da benim için önem taşıyor. Onun dışında Meral Hanım'la bir seansım oldu. Meral Hanım'ı zaten bu video yayınlandığında, o video yayınlanmış olursa şuralara bir yerlere koyarız kartımızı. Oradan izlersiniz. Bugün, evet, bugün de internetten yeniden mama siparişi verdim. Ha, bir de Joy'a dün mama aldım. Evet, onu yazmamışım. Dün Joy'a mama aldım, Tarçın'a da aldım. Ben ne sıklıkta alıyorum? Ben 2 haftada bir genelde Joy ile Lucy'nin iki kedimi alıyorum. Tarçın da genelde 2 haftada bitiyor. Böyle bu şekilde artık birkaç güne görüşürüz diyorum ve selamlar, günaydınlar, tünaydınlar ve iyi akşamlar ya da iyi geceler diliyorum. Artık bugün böyle 30 günümüzün sonuna yaklaşıyoruz diyeyim. Daha doğrusu bugün 4 Aralık.
Ve bu maratona ya da bu yolculuğa başlayalı tam olarak 3 hafta oldu diye düşünüyorum. 15'inden bugüne evet bir 19 gün oldu değil mi Joy? Şimdi sizi güncelleyeceğim ve en son 1 Aralık'ta sizlerle buluşmuşuz. Aradan dediğim gibi bir 3 gün kadar geçti. Bakalım bu 1 Aralık'tan itibaren neler neler almışım. Aslında bir şey de almadım ya. Benim artık ne aldığım belli. 1 Aralık'tan itibaren ne aldım? Şimdi 1 Aralık'ta sadece bu sokak işte kedilerine, köpeklerine alışveriş yapmışım. Onlar için yani bir harcamam olmuş. 2 Aralık'ta 2 kahve almışım. Biri bana, biri arkadaşıma. Getir'den bir siparişim olmuş. Kahvaltılık işte burada bizim yani bir yerden peynir, zeytin falan aldım. O harcamam olmuş. Bir de ben geçenlerde şey baktırdım, işte kan aldırdım. Hem test yaptırayım istedim. Çünkü belki önümüzdeki hafta bir iki günlüğüne anneannemlerin yanına gideceğim diye. Bir de hani demir eksikliğim benim zaten hep vardı. Ona baktırayım, bir de vitaminlerime falan filan baktırayım dedim. Neyse, demirim eksik çıktı. Bir demir ilacı aldım. Bir de işte D vitamini, C vitamini falan filan eczaneden onları aldım. Temizlik malzemelerim bitmişti. Onun siparişini verdim. Bir de o gün kendime dışarıdan yemek siparişi vermişim. Ya ben bugünlerde gerçekten hani bu tutumlu olmak konusu diyorum ya size. Ben tek yaşıyorum. Ve açıkçası böyle kendime yemek yapmayı çok sevmiyorum. Bu belki çok iyi bir şey değil, biliyorum. Ama zaten öyle çok yemek yapma alışkanlığım da yok. Niye bilmiyorum. Öyle yani hani Londra'da yaşadığım o 5 sene boyunca da böyle hani ben kendim yemek yapmaktan çok bana yemek yapılmasından hoşlanıyorum. Çünkü yemek yemeyi çok seviyorum. Bir de niyeyse saçma sapan bir düşüncem var. Sanki böyle kendime yemek yaparsam hani çok yiyeceğim gibi oluyor. Saçma biliyorum ama öyle bir şeyim oluyor. Neyse. 3 Aralık'ta yine eczaneye gitmişim. İşte demir ilacını almıştım. Sonra DC vitaminini aldım. PTT'lik bir işim vardı. Bir gönderi yapmam gerekiyordu. Onu gönderdim. Dün yani. Bir de Migros'tan bir alışverişim olmuş. Yalnız bu PTT'ye gitme beni bayağı bir gergin yaptı. Çünkü ben genelde hep evdeyim ve anneannemle dedemi hani ha gördüm, ha göreceğim, ha gittim, ha gideceğim diye böyle Çanakkale'ye bayağı bir şey oluyorum. Hani dikkat etmem gerektiğini düşünüyorum. Bir de mesela ön dişim dolgu yaptırmam gerekiyor ve Mart'tan beri ben hani bayağı dikkat ederim diş temizliğine. Neyse işte 6 ayda bir hani hep giderim ya, gidemedim ve gidemeyince de böyle biraz gerildim. 8-9 ay yani 2-3 ay daha sonra gitmiştim diş temizliğine ama onda da korka korka da çok emin oldum hani bu korona ile ilgili tedbir aldıklarından falan. Neyse mesela dolgu yaptırmam gerekiyor şu ön dişime ve böyle hani çok hafif böyle siyahlık var yani dolgumu yeniletmem gerekiyor. Gidemiyorum. Ay ben böyle sizlerle sohbet etmek daha keyifli geliyor. Şimdi bugün ne aldım? Bugün veterinerimize borcum vardı. Onu ödedim. Bir de kahve aldım. Böyle. Başka size söyleyeceğim çok şeyler var ama neyse. Artık başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Birkaç güne zaten görüşürüz. Hoşça kalın. Yine kaç gün ayrı kaldım? Wow, bir haftadan beri hiç video çekmedim. Ne enteresan gerçekten. 5 Aralık'tan beri yani en son 4 Aralık'ta işte size ne aldığımı yani 4 Aralık günü en son ne aldığımı söylemişim. O zamandan beri bahsetmedim ve dolayısıyla o zaman bu zamandır video da çekmedim. Hatta podcast de kaydetmedim. Şimdi arkadaşlar öncelikle birkaç şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra da bugün 11 Aralık Cuma günü bugüne kadar neler aldım hani işte 5 Aralık'tan itibaren onları paylaşacağım. Öncelikle 5 Aralık'ta bir kediye yardım demişim. Ne yapmışım ki acaba? Herhalde ben böyle şeyler yapıyorum. İşte size de ara ara bahsediyorum ya sosyopete işte orman beslemesi sayfasıydı galiba. İşte Silivri canları falan ben böyle destekte bulunuyorum. Öyle bir sayfa herhalde destekte bulundum. 2 kitap almışım 5 Aralık'ta. 6 Aralık'ta yemek siparişi vermişim dışarıdan ve veterinere bir ödemem olmuş. 7 Aralık'ta getirilen bir siparişim olmuş. Kendime çiçek almışım. Bu arada kendine çiçek alanlar var mı? Kendine çiçek almayı sevenler var mı? Ben o kadar seviyorum ki. Ya gerçekten uzatmayacağım ama
Bence bir insanın kendine çiçek alması, kendine böyle hoş, küçük, minik sürprizler yapması çok güzel, çok hoş. Yani mesela sevgilim olsa bana ne yapardı diye düşündüğünüzde çiçek alırdı atıyorum. Ama onu siz kendinize de alabilirsiniz ya, hani sevgiliniz yoksa, hayatınızda biri yoksa. Bence çok iyi hissettiriyor insana. Çiçek almışım. Onun yanı sıra bir arkadaşımdan bandana aldım. Ve bakın kendisinin sayfasına, Instagram sayfasına 43 tasarım diye. Zaten Instagram'ı yazarım. Bence bir göz atın. Gerçekten çizimleri falan da zaten kendisi yapıyor. Bence gayet başarılı. Onun yanı sıra cilt bakımı ürünleri almışım. Ya evet aldım. Hatta anneme bir göz kremi aldım. Hatta şuraya koyarım ne aldığımı buradan bir yere. Bir göz kremi aldım. Bir de tonik aldım. Ben normalde tonik kullanmıyordum açıkçası. Zaten hani böyle illa kullanılması gereken bir ürün de değil deniliyor. Siz de biraz takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ama benim cildim aşırı hassas ve de cilt bariyerimi güçlendirmeye çalışıyorum bu süreçte. O yüzden de hani eskiye göre çok çok daha iyi. Yani bu Kore bakım ürünlerine geçtiğimden beri ve bu rutini benimsediğimden beri çok daha iyi oldu. Neyse, Real Barrier markasının toniğini aldım. Onu ben de denemek istiyordum ama onu anneme aldım. Çünkü annemin yaşı 50 küsür, onun daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben de kendime başka bir markadan aldım. Ama o markadan memnun kalırsam bahsedeyim. Real Barrier'ı niyeyse çok seviyorum. O yüzden ondan bahsetmek istedim. O öyle. Gelsene Joy. Hadi gel beraber yapalım. Ya kaçma ya, öf. 8 Aralık'ta yine 2 tane kitap almışım ve kahve içmişim. Vallahi kitap alıyorum bu aralar çünkü sesli kitap da dinliyorum zaten bildiğiniz gibi. Ama kitap okumak da hoşuma gidiyor. O yüzden hangi kitapları aldım? Neyse onları şimdi söylemeyeyim. Belki hani son 2-3 ayda okuduğum, dinlediğim video, ya yani okuduğum ve dinlediklerim videosu yine çekersem orada bahsederim. Bunun yanı sıra 9'unda zaten Biga'ya gittim. Yani Çanakkale'ye anneannemle dedemi gördüm. Ay o kadar iyi geldi ki. Zaten hani test olduğum için de böyle içim rahattı gerçekten. O yüzden hiçbir şey almadım o gün. Sadece bir tane kahve almışım yola çıkarken. Ve 4,5 saat kadar sürüyor. Hiç durmadan. Çok enteresan bir şekilde tuvaletim de gelmedi. Gittim yani hiç durmadan. O öyleydi. Sonra onun da 10 Aralık'ta online bir eğitime katıldım. Onun ödemesini yaptım. Bir de bir kahve almışım. Biliyorsunuz kahveyi hiç sevmem. Yani ben kahve asla. O yüzden hiç kahve almıyorum. 11'inde bugün ne yaptım ben? Getir'den bir siparişim oldu. Bu arada bugün Cuma dediğim gibi. Ve yarın yani Cumartesi Pazar yasak var. Dolayısıyla evlerdeyiz. Güzel olacak. Yani gerçekten arada beziyorum ama bir Biga'ya gittim geldim hani anneannemleri işte ziyaret etmeye. O biraz iyi geldi. Yani en azından bir böyle doğada yürüyüş yaptım falan. Birazcık toparladım. Neyse bugün Getir'den sipariş verdim. Kahve aldım. Hatta ben şey yapıyorum. Bu doorstep'ten mesela alıyorum kahve. Yarın da içiyorum falan. Hani soğuk. Ben içebiliyorum kahve işte. Cortado'dur, ne bileyim cappuccino'dur alıyorum. Evde de var. Evde de demleme yapıyorum ama işte öyle de espresso hoşuma gidiyor. Onun yanı sıra da tabii ki de kendime yemek aldım. Yemek aldım derken de hani evde işte böyle yemek yaparsam ne ihtiyacım varsa onu aldım. Şey aldım ya bir tane ne deniyor ona? Pirinç noodle biliyorsunuzdur. Bu aralar böyle canım çok o hani Asya usulü noodle'lar vardır ya. Hani böyle karton bir şeyde geliyor. İşte içinden yiyorsunuz. Çok film izliyorum bu aralar. Böyle hep ondan yiyorlar. Canım çekti. Öyle. Onu aldım. Bu kadar. Görüşürüz yakında. Bay bay. Aloha tekrardan. Bu video artık son video olacak ve bir güncelleme videosu bildiğiniz üzere. Şimdi en son baktım sizi ne zaman bilgilendirmişim böyle işte ne aldım ne almadım hani nasıl ilerlemişim bu yolda bu 30 günlük serüvende diyeceğim. Bu arada bu 30 günlük olmadı ben 15 Kasım'da başlamıştım. Bugün 21 Aralık en uzun gece de oluyor. Yani tam tamına 5 haftalık bir serüven oldu aslında. Yani 35 günlük falan oluyor değil mi? Öyle bir şey. Ve açıkçası şunu da söylemem gerekiyor. Hani son 10 gündür ne aldım ne almadım bahsedeceğim. Biliyorum yani bir 10 gün kadar ara verdim ama gerçekten böyle bayağı bir yoğun oldu. Yani yoğun oldu derken evde olmak gerçekten böyle bir sürü iş yapmayı gerektirdi bende. O yüzden de bir türlü böyle kamerayı alıp çekim yapamadım.
Her neyse, bu süreçte yalnız bu 35 günde diyeyim hani kabaca. Şöyle bir etkisi oldu. Birincisi, ben ne aldığımı ve ne kadara aldığımı yazdım. İşte telefonumda hani notlar kısmına ben not aldım. Ve bir kahve de alsam, ne bileyim ben böyle kargoya 10 lira 20 liralık bir şey bile ödesem. Yani 1-2 liralık bile bir yerden böyle bir şey ödesem diyeyim. Hani o kadar az tutar bile. Onu da yazdım. Çünkü yani en sonunda hani bu yolculuğun sonunda hem tutumlu olabiliyor muyum? Hem de ben en çok bu yani maddi kısmı nereye harcıyorum? Ekonomimi nasıl yönetiyorum diyeyim size. Bunu görmek istedim. Ve sonuca hazır mısınız? Ben bilmiyordum ya. Gerçekten yani 35 gündür bu işte ev terliği almak dışında hiç kıyafet almadım. Kesinlikle online alışveriş yapmadım. O bana büyük bir artı oldu. Başka ne yaptım ben? Online alışveriş konusunda beni bilinçlendirdi. Gerçekten çok fazla online alışveriş yapıyormuşum. İşte bu güzel. İşte o kişi link veriyor. Ona da bir bakayım falan deyip böyle. Hani farkında bile olmadan, daha doğrusu tabii ki de farkında olarak ama düşünmeden o güdüsel alışverişimin önünü kesti. Zaten çok fazla da öyle alışveriş yapmıyorum uzun zamandır bu minimalizm yolculuğumla beraber. Dolayısıyla bu konularda beni daha da farkında yaptı. Lakin ben bütçemin büyük bir kısmını, yani şöyle bir %50'sini neredeyse kesinlikle hayvanlar için kullanıyorum. Ve yani bunu dengeli yapmak önemli. Tabii ki de hayvanlara yardım etmek, sokak hayvanlarının olabildiğince mama vermek, işte su vermek değerli ve önemli ve herkesin bunu yapmasını çok isterim. Lakin benim gibi böyle ipin ucunu biraz kaçırıyorsanız ve bu sizin bütçenizi aşıyorsa, benimkini fazlasıyla aşıyormuş ve bunu gördüm yani yazarak. Bir de ben hani olabildiğince en iyi mamaları alamasam da hani orta halli mamayı almaya çalışıyorum sokak hayvanlarını. Böyle çok kötü mama almıyorum ben. Marka vermeyeyim şimdi ama. Dolayısıyla da bunu görmemi sağladı ve bu biraz beni üzdü. Ama üzdü derken de yani bunun farkında olmak tabii ki de çok güzel. Her neyse. Bu videonun amacı ve esas benim çıkış noktam bu 30 gün, 40 gün, ikisinin yarısını yaptım. Ne 30 gün ne 40 gün, tam 35 gün aşağı yukarı. Bu 35 günde tutumlu olabildim miydi? Kesinlikle tutumlu olabildim. Ve ben paramı nereye harcıyorum bunu görebildim. Ve o yüzden de arkadaşlar hani aranızda böyle bir yola çıkmak isteyen, ister bunu hani maddi durumunuzla yani maddi harcamalarınızı görmek için yapın. Ne bileyim, isterseniz mesela ben acaba 30 gün ya da 40 gün boyunca öfkelenecek miyim diye görmek için yapın. Mesela öfkenizi çok sevmiyorsunuz diyelim. Böyle bir özel yani huyunuz var, karakteriniz. Bence bu karakter de değil, böyle bir alışkanlığınız var diyelim. Çabuk parlıyorsunuz. Böyle bir yapınız var ve bunun üzerinde çalışmak istiyorsunuz. 30 gün ya da 40 gün kendinize bir kere kesinlikle defter alarak sinirlendiğiniz ya da o tepenizin attığı, o hoşunuza gitmeyen yani o böyle bir anda yükseldiğiniz ya da öfkeyle belki birilerine çok keskin ve sivri kelimeler kullanıyorsunuz. Onu kullandığınız anları not edin. Atıyorum bu sizin yolculuğunuzsa ve o 30 günün ya da 40 günün sonunda göreceksiniz ki en azından farkındalığınız oraya gidecek. Aa ben gerçekten hani atıyorum 10 gün sonunda bakacaksınız ve diyeceksiniz ki 10 gündür 7 kez bunu yapmışım, neden? Ya da 20 gün sonra bakıp diyeceksiniz ki wow ben 14 gündür sinirleniyorum, niye? Orada mesela duygularınızı da not edebilirsiniz, ne sizi sinirlendirdi falan filan diye. Böyle bir örnek veriyorum. Hani bunu çünkü illa benim yaptığım gibi yapmanız gerekmiyor. Başka yollardan da yapabilirsiniz dediğim gibi. Benimki tutumlu olmaktı. Bir de kıyafet almamaktı. Olabildiğince hani ev eşyası falan da almamaktı. Bunu başarabildim mi? Başardım. Gerçekten başardım ve yani kendimi alkışlıyorum. Öncelikle ben kendimi alkışlıyorum. Sonra da isteyenler alkışlayabilir. Ya bunu böyle gerçekten ukala falan bir yerden söylemiyorum. Ama bu bir başarıdır ya. Benim için öyledir yani. Bu bir adımdır. O yüzden de hele ki bu minimalizm yolculuğunda büyük bir adımdır. Neyse. Ne kadar çok neyse dedim değil mi? Olsun, bu da böyle de olsun.
Çok teşekkür ediyorum. Varlığınıza mahalo diyorum. Sizin yolculuğunuz böyle bir yolculuğa çıkmaya karar verirseniz nasıl bir yolculuk olacak? Bunu da benimle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Gerçekten bana çok iyi geldi. İyi ki böyle bir yolculuğa çıktım. Çünkü dediğim gibi her şeyin ötesinde bir gözlemleme imkanım oldu bu anlamda kendime. İki, farkındalık sağladı. Üç de ben nelere harcıyorum, yani benim bütçem nereye gidiyor? En çok bir bunu görmemi. İki de yani bu minimalizm yolculuğundan dolayı dediğim gibi kıyafetlere ayırdığım bütçeyi görmemde, daha doğrusu hiç almadığım için çok büyük fayda sağladı. Sizin yolculuğunuzu da bekliyorum heyecanla ve keyifle, yorumlarınızı okuyorum. Gerçekten yani hem ben okuyorum hem de başkaları da okuyor. O yüzden de kıymetli yani yorum yazmanız. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz, sesler, abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız, bunu yapmasam olmaz, çok sevinirim. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Bu arada son olarak böyle 30 gün, 40 gün, belki 21 gün serileri yapayım mı? Siz ne dersiniz? Yani ne yapabilirim onu da düşüneyim. Ama genelde herhalde benim yolculuklarım minimalizmle ilgili olur diye düşünüyorum. Sonu ona bağlanabilir çünkü ben de çok keyif alıyorum. Ama sizden gelen yorumlara, önerilere de çok açığım. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mahalo. Ne yapıyorsun? Beni görür görmez niye Toto'yu dönüyorsun aşkım? Yüzünü göster. Evet. O pati niye burada boş? O pati niye boş? Hadi konuş. Heyecanlanınca konuşamayanlar. Konuşamayanlar. Ben konuşmayı unutmuşum. Ben gitmişim. Çok güzel. Böyle rengi varmış gibi duruyor. Ama yok. Allah. Bu da gitmiyor içeri. Ne yapacağız? Nasıl kapatacağım ben bunu? Aa. Ne yapacağım?